Mübarek Ramazan ayında Pakistan Milli Günü vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Günü'nü en içten duygular ve dileklerimle kutluyorum. Sizlerin şahsında değerli kardeş Pakistan halkına da selamlarımı gönderiyor, saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum. Sözlerimin başında Pakistan'ın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna cesaretle mücadele eden Pakistan'ın aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini saygıyla yad ediyorum. Değerli misafirler, Pakistan bölgesinde ve dünyada stratejik önemi yüksek bir ülkedir. Özellikle son yıllarda her alanda gelişen ve güçlenen Pakistan, bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve güvenin tesisinde önemli bir rol üstlenmektedir. Pakistan'ın bu etkinliği Türkiye olarak bizleri de ziyadesiyle memnun etmektedir. Zira Türk milletinin gönlünde Pakistanlılar her zaman müstesna bir yere sahiptir ve böyle olmaya da devam edecektir. Nitekim Türkiye ve Pakistan arasında tarihten gelen köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileri, ortak değerler ve sarsılmaz bağlar bulunmaktadır. Geçmişten bugüne intikal eden bu bağlar, bugün ülkemizin arasındaki çok yönlü işbirliği ve üst düzey ilişkilere zemin hazırlarken, ortak geleceğimize de yön vermektedir. Bizler en zor zamanlarda birbirine destek vermiş, sevinçleri ve üzüntüleri paylaşmış ve ortak idealleri güçlü bir şekilde benimsemiş iki kardeş ülkeyiz. Maruz kaldığımız elem verici hadiseler ve doğal afetler karşısında iki ülkenin birbirinin yardımına koşması, ülkelerimiz arasında birlikteliğin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kıymetli misafirler, dost ve kardeş ülke Pakistan'ı uluslararası ilişkilerde en güvenilir ortaklarımızdan birisi olarak görüyoruz. İkili ilişkilerimizin her alanda mükemmel seviyede olmasına çok büyük önem veriyoruz. Son yıllarda artan bir ivmeyle gelişen ilişkilerimizi daha büyük ve kapsamlı işbirlikleriyle güçlendirme azim ve kararlılığını taşıyoruz. Bunların başında da askeri işbirliği ve savunma sanayi gelmektedir. Özellikle savunma sanayi alanında hayata geçirdiğimiz projelerin ortaya koymuş olduğu yüksek sinerji ve tecrübe paylaşımı yeni ve kapsamlı işbirliklerine de kapı açmaktadır. Birbirimize olan güvenimiz ve desteğimiz bundan sonra da işbirliğimizin katlanarak artması için en büyük teminat olarak görüyoruz. Pakistan'la olan güçlü bağlarımızı geliştirmekte, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için birlikte hareket etmekte kararlıyız. Türkiye-Pakistan arasındaki dost ve kardeşliğin ezelden ebede güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle dost ve kardeş Pakistan'ın milli gününü bir kez daha kutluyor, yarın idrak edeceğimiz mübarek Kadir gecenizi tebrik ediyor, Ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pakistan zindabad, Türkiye Pakistan bahaychara zindabad. Ben Milli Türk Terör Birliği Genel Başkanlığı yaptığımda bir Pakistan mitingi yaptık. Pakistan'ın ana davalarından biri de Keşmir'dir. Çok büyük bir zulümdür. Gayri adil bir hadisedir. Dünya hukukunun yüz karasıdır. Keşmir bizim de davamızdır. Nezaketinize tekrar teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıların hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. First of all, I would like to thank my honorable brothers, His Excellency, the Minister for Defense, His Excellency, the Minister for Trade, the very honorable members of the armed forces, TDS, the commanders, all the land commanders, and Benim Abim, Ismail Karaman Bey, Khwanala Bey. There are many other faces which are right behind the press, which if I start taking the name, that would be a very long affair.
The very fact that we are so late in this event is a testimony to the fact that we are brothers. For us, it's love. I understand Excellency was extremely busy in his commitments. I received a call from him that I'll be coming, but I'll be late. And I said, sir, this is your house. You can come even at 12 in the night. For us, it's, you know, everything is open for you. And this shows that we are those two countries who are not in routine friendly state, but we are in a brotherly state. We understand each other, we understand the problems of each other, and we understand even without being told what is to be done. And that is the most beautiful part of our long saga of friendship and brotherhood. In a few days, we have witnessed some very tragic incidents both in Pakistan and in Turkey. And I would like to wish and pray that God pardon all those people and grant them their best places in the Jannat. Thank you. Pakistan, Turkey, Zindabad.